Birçok dosttan mail, mesaj alıyorum. Çok haklı olarak şöyle soru yöneltiyorlar. Diyorlar ki kitaplarınızda bazı şifreler var. Yer işaretleri ve geleceğe yönelik bazı işaretler. Bunları lütfen açıklar mısınız? Ben de düşündüm ve bu canlı yayını yapmaya karar verdim. Çünkü kitaplarımda, kaleme aldığım kitaplarda bazı işaretler var, ipuçları var. Gizli şifreler var ve bunların açığa çıkması gerekiyor ama ben tabii ki bunları ilham yoluyla aldım ve anlamını da çok fazla kavrayamadım. Çoğunu rüya yoluyla, ilham yoluyla, iç sesi yoluyla almıştım ve kitaplara koydum. Şimdi kitap ismini, kitabın yayınlandığı tarihi ve yazan paragrafı okuyarak başlayacağım. 2017 yılında tüm dünyada Londra'dan yayınlanan ve Türkiye'de de Demos yayınlarından yayınlanan Atlanta İşaretli Çocuklar kitabından bir paragraf. Diyor ki, Doktor Emma 2023'ten sonra dünyanın kıtlık ve hastalıklarla mücadele ettiğini söylüyor. Büyük savaşlar yüzünden de ülkeler sınırlarını kaldırmış. Sadece kıtalar üzerinde yaşayan insan grupları var. Ve her kıtanın kendine özgü kanunları oluşturulmuş. İnsanlığın zor durumda olduğunu ve bu zor durumdan bir çıkış yolu aradıklarını belirtiyor. Benim üzerimde yapacakları araştırmanın dünya için çok önemli mesajlar içereceğini söylüyor. Tekliflerini kabul ediyorum. Kabul ettiğime dair metni imzalıyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Yine 2017 yılında yayınlanan Atlanta İşaretli Çocuklar kitabından başka bir paragraf. Diyor ki, Türk mavisi gözlüler, lakin gözü kara olanlar, gelmişler köküyle Anadolu topraklarına. Bir ruh ve yaşam getirmiş onlar, bir ırkın soyundan olanlar. Steplerden gelmişler köküyle Anadolu topraklarına, bir ruh ve yaşam getirmiş onlar. Bir ırkın soyundan olanlar. Evet, yine Atlanta İşaretli Çocuklar kitabından bir paragraf. Diyor ki, Atlanta, kadim zamanların ilhamı. Hadi çağır onu gelsin. O senin geleceğinden geliyor. O seni sende yaratmak için geliyor. Onu nasıl görüyorsan kendi enerjini de öyle düşün. İşte sen o gelensin. Beyaz atı ile gelenler var. Kanatlı bir at üzerinde, yüzü örtülü, sadece gözleri görülen, elinde kılıç olan biri. At ile bütünleşmiş adeta. Görünen gözleri de olmasa atın bir uzvu zannedilecek. Peçesini açtığında gördüğüm manzara hayli ilginç. Çünkü onun yüzü bir aslana benziyor. Henüz onun hakiki yüzünü görecek yetkin enerjide değilim. Çok yüksek bir titreşim içeren bu enerjisel bedenlerin yüzünü görmek için henüz erken. Bu daha zaman var anlamına geliyor. Beni Atlanta'ya davet ediyor Tura. O Thor enerjisine sahip bir Tura. Peşinden gidiyorum. Ordular görüyorum. Bir şeye hazırlanan ordular. Hazırlık içindeler. Korkma, güven içinde ol mesajı bu. Her şeyin hakimi olan hiçbir şekilde yalpalamaz, sadece gerçekleştirir. Yüzleri aslan, bedenleri kusursuz, onları yöneten komutan da aslan yüzlü ve saçları aslan yelesi gibi kabarık, beyaz renkte ve beline kadar iniyor. Kulenin üzerinde oturuyorum. Üç güneşin doğuşu gerçekleşiyor. Üçlü güneş sistemi olan bir gezegen burası. Doğuların batı, batıların güney olduğu bir mekan. Ve kulaklarımda yankılanıyor bir ses. Geleceğin yüksek enerjilerinden doğarak gelenler, sonsuzluğa dair sözler ifşa ettiler. Günübirlik yaşayanlarsa bugünlere dair. Her şey olup bitti. Lakin bizler bu lezzeti tatmak için buradayız. Her ne kadar hoşnutsuz görüyor olsak da kimse bizi zorlamadı. Biz koşarak ve uçarak indik dünya alemine ve dokunduk madde evrenine. Şimdi biz buna deneyim adı veriyoruz.
Milyarlarca zaman geçiyor. Milyarlarca beden gelip gidiyor. Sayılamayacak kadar çok bedenler arasında tek bir varlık aydınlanıyor. İşte bu bile yeterli bir sayı. Atlanta İşaretli Çocuklar kitabından bu kadar alıntı yapabilirim. Daha fazlası için Demos Yayınları sitesinden, resmi sitesinden edinebilirsiniz. 2016 yılında Demos Yayınları'nda yayınlanan Thor kitabıyla devam ediyorum. Diyor ki Thor kitabında, dünya zamanı diyen gitarcı çocuğun sesiyle bozuluyor sessizlik. O kadar ağırlığı çoğaldı ki boşaltacağı zamanı bekliyor. Dünyada dayanamıyor artık. Burası Seleucia Piera, yani Antakya'nın eski ismi. 3000 yıldan fazladır buna hazırlanıyor. Bir subap görevi yapıyor. Ama zaman buna da izin vermiyor. O subabın ipini bulup çekmek gerek. İşte burası öyle bir yer. Bir şehir, yani Atlanta şehri, eski ismiyle Antakya, yeni ismiyle, milyon adet şehri kurtarabilir. Herkes buna hazır. Burada bulunan herkes. Nereye geldiniz? Buraya geldiniz. Yeni bedeninizi giymek üzeresiniz. Yanımda duran genç bir kız şöyle diyor. Birleşik bir plan bu. Nikahını bu şehirle kıyanlar buradalar. Ezelden beri ebede doğru. Bu böyle. Evet. 2016 yılında yine yayınlanan Vizayet-i Tahri kitabından başka bir alıntı. Burası çok önemli. Çünkü ben hala çözemedim ne olduğunu. Diyor ki, sakin olunmalı, durgun sular gibi derin ve sıcak. Dibi görünen sanki uzansan dokunacakmışçasına bir yakınlık. Oysa metrelerce uzakta olan bir dip. Evet, bir diptesin ve sonra bir aydınlıkta. Dipte iken aydınlıkta iken dibi hayal etmek ve bir an önce ikisine de aynı anda kavuşmak arzusu. Bunları yaşayan benim Neşa ama özümseyen kim? Beni besleyen kim ya da ne? Düşünce ve fikirler deryasına doğru derin bir uykuya dalıyorum. Gözlüklü bir adam. Ben Neşa ve yanımda Haldun ile uzayda bir uzay gemisinin içindeyiz sanki. Buranın düşünce ve fikirler mutfağı olduğunu söylüyor bize. Burada pişen bilgiler dünyada yaşayan zihinleri besliyor. Fikir ve düşünceler mutfağı bir plan dahilinde yürürlüğe konmalıymış. Onları inşa etmeliymişiz yaşadığımız gezegenlerde. Fikir ve düşüncelerini eyleme koyamayanlar, onları inşa edemeyenler için kesin bir azap varmış. Bir kapıyı gösteriyor gözlüklü adam. O kapıdan birlik halinde geçebilirsiniz diyor ikimize ve ekliyor. Çekilen insana dair acıların anlamı kalmıyor bu kapıyı aşınca ve hepsinin oyun içinde oyun olduğunu buluyorsun. Gözlüklü adamın son sözlerini bu rüyadan uyanmaya yakınken duyuyorum. Bu kadar düşünce ve fikir külfetini taşımaya ne gerek var? Eyleme koyamazsan sistemde silinir gidersin. Evet. Başka bir paragrafta şöyle söylüyor. Vizayet-i Tahri kitabında. Umutsuz, ruhsuz, moralsiz bir dünya insanı yoktur. Varsa da o şarkı söylemeyi, dans etmeyi, sohbeti ve sessizliği terk ettiği içindir. Bu dört evrensel metot sistemin ana felsefesidir. Bir şifadır. Tüm evrenlere ve üzerindeki gezegenlere. Unutmuş olduklarını hatırlatın onlara Bayan Neşa, kendi dünyanızdaki insanlara. Özünü kaybetmiş dünya toprağı, dünya suyu, dünya ateşi ve dünya havası ve bunların karışımı olan insanoğlu. Hakikatlerini yeniden hatırlatmak durumundasınız. Yoksa karanlıklardan aydınlığa çıkış noktasını bulamayacaklar. Evet. Yine 2017 yılında Demos yayınlarından yayınlanan bir kitap, Kayıp kitabı. Diyor ki bir paragrafta,
Sana önemli bir mesajım var. Eğer aralarında beden olarak bulunup mesajlarını vermeye başlarlarsa ve onlara itibar edilmezse, dünya insanlığının ortadan kaldırılıp yeni bir insansıların bu dünyada yola başlayacaklarını ihtar ettiler. Bu çağrıyı duyanların bunu iyi düşünmeleri gerekir, dendi. Aranızda çözeceksiniz. Başkaca bir çareniz yok. Bu yüzden senin görevin hayli yüklü ve ağır. Unutma, bu yolda yalnızsın dostum. Fakat bizi aradığın her an kalbinde bulunacaksın. Evet. Başka bir paragrafta şöyle söylüyor. Ey yüce söz, başlangıçtan beri var olan güç. Ey tek üstün, ey her şeye çare bulan. Bizim için ihtimam göster. Kutsal ateşe, berrak sulara, bizi taşıyan yeryüzüne, heybetli gökyüzüne, faydalı olanı himayene al. Erdemli olan ruh, gerçeği seçti. Özgür, itaatkar, dünyada kutsanmış olan hayat, ölümün rakibi olan ölümsüzlük. Seni öğrenmek bir ibadettir. Aklımızı karmaşık duygulardan arındır kutsal fikir. Bizi doğru olana ulaştır koruyucu. Işığımıza galibiyet ver büyük efendi. Kötülükten köklerini alan döllere yaratıcı gücün varlığı mühürlendi. Onlar kötü gücün takipçisi. O susamışlığın ve açlığın azgın tanrısı. Kötünün işçileri, kötünün takipçileri. Onlar durmayacak. Cennet kapısını onlara mühürle. Evet. Yine 2017 yılında Demos yayınlarından yayınlanan Utra Kurtarıcı, Utra Kurtarılmış Kurtarıcı kitabından bir alıntı. Afrika kıtasında medeniyetin ve uygarlığın şehirleriyle donatılmış muazzam bir yaşam biçimini oluşturduk son 20 yıl içerisinde. 2 milyar insana misafirlik eden koca bir kıta. Olağanüstü yapılar, görsel ve işitsel muhteşem zenginlik ve yenilenmenin başlangıç noktası ve ben Neşa. Bu dönümün önderi olarak ilk konuşmamı yapmak üzere toplantı salonuna doğru yol alıyorum. Her şey dönüştü. Eski düzenden ve sistemden geriye hiçbir şey kalmadı. Yapılardan evlere, aile düzenlerinden insan bedenlerine, düşünce sistemlerinden eğitime ve beslenme çeşitlerine kadar her şey evrimini tamamlanmak üzere seferber olan 2 milyar insanın çabası ve gayretiyle dönüşüyor. Değerli insanlarımız, 20 yıl önce iki denizin birleştiği yere bıraktığım orijinal ana maddelerin başlattığı dönüşüm Afrika kıtasına hızla yayıldı. Ağaçları, ormanları, toprağı, suyu, havayı ve ateşi dönüştürdü. Bu bir değişim değil, dönüşüm projesidir. Bundan böyle zeki ve akıllı orijinal maddelerle yaşamımızı daim ettiriyoruz diye kitap böyle devam ediyor. Evet, çok ilginç bir kitap ve fazlasıyla şifrelerle dolu. Orada çok önemli bir karşılaşması var Neşa'nın. Evet, diyor ki kalbimin derinliklerinden güçlü istek ile diğerlerini görmeyi diliyorum. Ve bu isteğim beynimin üst noktasından binlerce kabarcık olarak çıkıyor ve dileğim gerçekleşiyor. Etrafımda binlerce silüet beliriyor. Onlar görüş alanıma çıktıklarında anlıyorum ki günlerdir buralarda aslında yalnız değilmişim. Farklı bir formsunuz. Sübtil yani şeffaf, akışkan, akıllı orijinal maddelerden oluşuyorsunuz. Benim geldiğim Utra kıtasına hakim olan orijinal ana maddeler ile benzeştiğiniz bilgisi verildi bana. Ve karşıdaki silüet ona diyor ki Neşe'ye, Neşa, biz buraya binlerce yıl önce geldik, dönüşüme uğradık ve evrimleştik. Biz senin geldiğin yerdeki yaşamın çok ilerisinde bir zekayız. Neşe diyor ki, konumunuzu muhafaza etmiş ve sadece burada kısıtlı kalmışsınız. Ve silüet diyor ki,
Böyle olmalıydı. Dünya insanlığının fark edemeyeceği bir yerde olmalıydı. Bu bir deney. İlahi güçlerin ve ilahi dostlarımın isteği. Bir plan içerisinde yürüyor. Burada deney başarılı olduğu için Utra var edildi. Bu çok hayret verici bir gelişme ve buna çok sevindim, diyor Neşa. Ve Silüet diyor ki, sen kalbi atan ve nefes alan varlıkları insan olarak nitelendiriyorsun. Oysa kam kumu ve tahiki suyunun amacı dilediği forma bürünebilen bir nesil yaratmak. Yüce neslin kaynağı. Güneşin batmasına bir saat kaldı. Birazdan kış gecesine bürünecek her şey. Gitmen gerekiyor, biliyoruz. Yolun uzun ve zorluklarla dolu. Sana yardımcı olabilecek bilgileri bizlerden alman mümkün. Öğrenmek istediğin her ne varsa sadece bir saatimiz kaldı. Yere doğru oturuyoruz. Olağanüstünde güzellikte bir varlık bu silüet. Şeffaf, akışkan olması onun formunu görüntü olarak bozamıyor. Şekline takılıyor gözlerim. Onu baştan aşağı süzüyorum. Oturuşu bile bir asillik içeriyor. Diyor ki, beni bir dişi beden olarak düşünme. Bizlerin cinsiyeti yoktur. Daha doğrusu orijinal maddelerin erkeği ve dişisi olmaz. Hatta pozitif ve negatif olarak da belirmezler. Bu ikili unsur dengeyi meydana getiriyor. Varoluşumuzun ana gücü. Hiçbir gücün aldatamayacağı bir güçtür bu. Bu güç ilahi emirleridir. Bu ilahi emirleri yerine getiren kötü ve geri titreşimli güçleri de tecrit eder. Uzaklaştırır. Bu yüzden bizler burada tecrit edildik. Yani tam bir inziva halindeyiz. Tam denge halindeyiz. Eksi ve artı yüklü enerjilerin en dengeli haliyiz. Kısaca, bu iki yüklü enerjileri birbirinden koparmak imkansızdır. Koptukları anda dengeler alt üst olur ve yozlaşma başlar. Yaratılışı biter ve yenisi yaratılır. Eski dünya da böyleydi ve bu yüzden orijinal maddelerle yenilendi ve dönüşüm ile yeni dünya düzeni kuruluyor. Madde yeni haline dönüşüyor. Evet, bu benim kaleme aldığım ve sizlerden, dostlarımdan gelen kitaplarınızda bazı sırlı cümleler var. Onları açıklar mısınız dediği paragrafların sadece bir kısmını mecburen aldım. İşte Vizayı Titreri, Thor, Kayıp ve Atlanta İşaretli Çocuklar kitabı. Bunlar geleceğin insanlarına yönelik kaleme alınmıştı. Tabii kitap, özellikle onu her seferde vurguluyorum, yaklaşık 12 senedir. Kitap onu okuyanındır, benim değil. Yasal olarak üstünde ismim yazıyor ama kim okuyorsa kitap onundur, onun ellerindedir ve ona emanettir. Evet. Kitabın isimlerini Demos yayınlarında çok uygun fiyata ve çok indirimli olarak satışta şu anda. Satışta demek istemiyorum çünkü bunun bir maliyeti var. Mecburen hani bir rakam ödemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü matbaası var, işçileri var, bir sürü emek. Ama Demos yayınları bu konuda çok mütevazi, inanılmaz indirimler yapıp bir de maliyetine yakın bir fiyatla satışta, resmi sitesinde. E-kitap da olarak da mümkün. Evet. Bakalım, başka ses yok diyor dostlarımız ama Neşa'nın bir anlamı tabii ki var. Neşe'den geliyor ama Neşa'nın tabii ki çok daha farklı ezoterik anlamları da var. Onlar bana zaten hep rüyalarımda, benim rüyalarım bana rehber olduğu için, hep rüyalarda verildiği için kitap isimleri de rüyalardan, kitapta geçen isimler de rüyalardan. Hani fazla araştırmaya da gerek duymadım. Evet, başka. Evet. Bu arada ilk açtığımda söylemek istediğim bir şey vardı ama çok fazla sayıda dost olmadığı için açıklayamadım. Tabii ki iki haftadır, 2,5 haftadır çok üzüntülü olaylar yaşıyoruz. Çok yüksek oranda kayıplarımız var. Ben hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar için acil şifalar diliyorum. Yaralı olan pati dostlarımız, hayvan dostlarımız için de acil şifalar diliyorum. Ben de 15 yılımı Antakya'da geçirmiş
bir insan olarak orada çok fazla kayıp verdim. Hani bir insan bir insanı tanır ama bir insanı tanıdığı zaman da hani onun bütün sülalesini tanımaz değil mi? Bir arkadaşın vardır ama bütün yengesine kadar, amcasına kadar tanımazsınız ama Antakya'da öyle değil. Antakya'da bir arkadaşınız varsa yaklaşık bir 25-30 kişiyi daha tanırsınız. Onun kuzenleri, yeğenleri, annesi, babası, kayınvalidesi, eşi, çocukları. Toplasanız bir 20-25 kişi eder. O yüzden hani benim orada 100 dostum varsa yaklaşık bir 1000 kişiye yakın insanım, tanıdığım insan var. Daha bile fazla aslında da ben az rakam verdim. Evet, çok fazla kaybettiğim dostlarım var. Her biri için ayrı ayrı ağlayamıyorum. Daha doğrusu hiç ağlayamıyorum. Bunun psikologlar, psikiyatristler bunun bir yas olduğunu söylüyorlar. Çünkü ağlayamamak çok farklı bir şey. Hani bir kişi vefat et haberini aldığınızda yıkılıyorsunuz, ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz ama çok fazla sayıda insan duyunca ve bunlarla ben hep kontakta, fiziksel kontakta olduğum, merhabalaştığım, nasılsın dediğim, o beni tanıyor, ben onu tanıdığım, sohbet ettiğim insanların kayıplarını duyunca gerçekten üzüntü, keder, ağlamak bunların daha böyle alt seviyede kaldığını ve bunun daha üstüne çıktığı, daha farklı duygular ve hissedişler olduğunu fark ettim ve bunun tanımı yok. Çok ilginç. Yani bu bir sabır ve sükunet hali. Biz gerçekten bir iman testinden geçtik. Yani bunu anladım ben orada. Bunu hissediyorum 2 haftadır, 2,5 haftadır. Bir iman testi. Şey yiyemiyorsun. Bir şey içmekte zorlanıyorsun. İşte birkaç gün zaten sadece süt içebildim. Ballı süt içmek zorunda kaldım. Çünkü diyorsun ki manevi kızımı arıyorum. Diyor ki abla 2 gündür açlıktan ölüyorum. Öbür kızımı arıyorum açlıktan ölüyorum. Öbür manevi oğlumu arıyorum Antakya'da. Diyor ki annemi babamı göçük altından elimle kazarak çıkarttım. İlk gün tabii bu, ikinci gün daha doğrusu. İkisinin ölüsünün başındayım. Gömemiyoruz. Ve ben onların yanında yatıyorum. Hani bir ölüyle yanında uyumak nasıl bir duygu? O empatilerle tabii bir şey yiyemedik, içemedik. Zor zamanlar geçirdik. Evet, bunlar olması gereken şeyler miydi? Onu da bilmiyoruz. Evet, büyük bir kaotik zaman içindeyiz. Bir kaostu. Ama bu kaos mükemmel ve düzene ait bir kaos. Tabii ki fizik yasaları biliyoruz. Yani bir yerde bir dengesizlik ve bir başıboşluk, bir düzensizlik olduğunda başka bir yerde hemen bir denge, bir düzen, bir yapılanma olduğunu da biliyoruz. Demek ki bu düzensizlik ve eksi yapılaşmanın artı yapılaşmaya ve artı bir takım düzene sahip olacağını da hissederek ve buna güvenerek yaşıyoruz. Evet, ben tekrar diyorum bütün dostlarımıza, bütün Türkiye başı sağ olsun. İnsanlarımıza, pati dostlarımıza, orada yaralanan bütün dostlarımıza, orada emeği geçen herkese de sonsuz şükran. Herkese Allah rahmet eylesin diyorum vefat edenlere. Söyleyecek kelimeler gerçekten çok zor. O yüzden kitap okumayı tercih ettim. Konuşmanın çok zor olduğunu biliyorum. Evet. Ben bu arada soran dostlarımız var. 4 senedir Ege'de yaşıyorum. Hani Antakya'dan emekli olduktan sonra Ege'ye yerleştim. 4 senedir Ege'deyim ama gönlüm her zaman Antakya'da. Zaten şöyle de bir şey var. Hani bu bir fenomen mi yoksa bir sırrın ötesine geçtik artık. Her şey normale döndü. 6 Şubat depremin olduğu zamandı galiba. Pazartesi yani pazar sabahı. Pazartesi öğrendik. Pazar günü gündüz annemle telefonla konuştum. Dedim ki anne 2 gündür Antakya'nın bütün sokakları gözümün önüne geliyor. Hiç yapamıyorum. Bilgisayarda bir şey yazıyorum. Antakya'yı seyrediyorum gözümün önünde. Dedim ben gideceğim. 2 günlüğüne de olsa otobüs biletini alacağım. Gece oraya gideceğim. Gece yolculuğu. Gündüz oradayım. İşte Saint Pierre'e gezeceğim. Habibi Necar Camii'ni gezeceğim. Titus'a gideceğim. Çünkü çağırıyor beni. Gittiğim yerler var. Onlar beni çağırırdı da orada giderdim. Dedi ki annem ama Keser'de senin dersin var dedi bir hafta sonra.
Aa dedim ben doğru ya dersim var. O zaman dedim ki ders bitsin hemen öbür haftaya. Hatta kapattıktan sonra telefonu otobüs biletlerine bile baktım. Dedim ki öbür bir hafta sonraya bilet alayım gideyim. Ertesi sabah kalktığımda işte bu hadiseler oldu. Öğrendik. Hep gözümün önündeydi ama artık o gözümün önüne gelen caddeler, sokaklar şu anda tabii ki yok. Gittiğimiz Habib Neccar Camii. Şu anda tabii ki yok. Yıkıldı tabii ki, yeniden inşa edilecek. Umarım eski haline tekrardan gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Yani yazdığımız, şu ana kadar yazan bütün kitaplarda zaten Antakya'da yazıldı. Orayı anlatıyor. Hep orayı işaret ediyor. Çünkü çok büyük bir kilit noktası. Enerjileri hissettiğimiz inanılmaz derecede enerji dolu farklı bir şehir. 15 yılım da orada geçtiği için umarım yine her şey eskisine dönecektir. Evet. Bakalım neler varmış dostlarımızdan. Evet. Ben de çok fazla canlı yayın açmadığım için özür dilerim bu konuda size. Evet. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Yardımlarımı tabii ki herkes olduğu gibi ben de tabii ki yardımlarımı yaptım. Ben kişisel bazda bildiğim kişiler vardı orada. Manevi kızlarım, manevi oğullarım. Onların direkt kendilerine de yardım yaptım. Aynı zamanda farklı yardımlar. Bunları tabii şu anda söylemek istemiyorum ama tabii ki orada iletişimde olduğum çok insan olduğu için yönlendirme amaçlı bir sürü şeyler yaptım. Onlar zaten şu anda orayı terk ettiler, Hatay'ı. Kimi Ankara'ya, kimi Kırklareli'ne, kimi Antalya'ya gitti ama geri dönecekler. Çünkü o insanlar çok farklı. Yani kendi toprağını seven, toprağım dediği yerler. O yüzden onların geri döneceğini biliyorum. Ben de tabii ki oraya tekrar gideceğim. Orayı da göreceğim. Her şey değiştikten sonra. Evet. Bir gün inşallah zamanı da anlatacağım. Evet. Evet. Zamanı anlatacağız. Herkesin kendi zamanı olduğu gibi dünyanın da bir zamanı var. Benim de bir zamanım var. Senin de bir zamanın var. Hücrelerimin ayrı zamanı var. Zaten birçok insanın yaşının ilerlemesine rağmen genç görünüyor olmasının zamanın ötesine geçmesi. Yani ben eğer dünya zamanının ötesindeysem, kendi zamanımı yakaladıysam, kendi zamanımı bedenime indirgeyip genç, diri, aktif, bilgelik dolu bir zihne ve bir yapıya sahip olabiliyorum. İşte zaman enerjisi bize bunu veriyor. Yani zamanın bir ilahi kudret olduğunu bilelim. Saat değil yani, mesela saat şu an 13:42 gibi değil. O zamanı darlaştırmak. Zamanı ne kadar darlaştırırsak o kadar ölüme yakın oluyoruz. O yüzden zamanı daha geniş perspektifte düşünmek lazım. Ben kendi zamanımı, Kevser Yeşiltaş'a ait olan zamanı yakalarsam o zaman genç, diri ve sağlıklı kalabiliyorum. Bedenimi yeniden organize edebiliyorum. Hücrelerim daha hızlı yenilenmeye başlıyor. Yani dünya zamanındaki o, şimdi ben diyelim ki 52 yaşındayım. 52 yıllık verdiği o çöküntünün dışına çıkmış oluyorum. Ben kendimi farklı bir zaman boyutuna aktarmış oldum. Zaman içinde kendi zamanımı yaşamak. Mesela işte okyanuslarda, denizlerde içinde akan nehirler vardır. Balık sürüsü oraya girdi mi hızla başka bir yere gider. İşte onun gibi bir mevcut bir zaman diliminde siz akan zaman içinde akan bir nehir. Sizin kendi zamanınız. Ona girdiğiniz anda siz kendi zamanınızı yakalamış oluyorsunuz. Zaman çok özel bir şifre ve zaten onun bir diğer ismi de zaman. Zamanın kendisi zaten o. Zaman olarak zuhur ettiği. Evet. Ben yayınımı burada son vermek istiyorum. Biraz daha yas tutmaya devam edeceğim galiba. Evet. Evet çocuklar, doğru. Çok ilginç değil mi? En çok çocuklar kurtuldu. Ve hepsi de güldü, neşeli. Yani benim de oğlum, kızım var. Onlara tabii işe
gittiğim zamanlar haricinde onlara baktığım zamanlarda, ama bir dakika gözünün önünden ayırmıyorsun. Suyunu, yemeğini eksik etmiyorsun. O bebek orada 130 saat tek başına kalıyor. Kim baktı ona? Kim onu doyurdu? Bilmiyoruz. Gerçekten bu mucizenin kendisi, ama artık buna da alışmamız lazım. Yani biz mucize olarak nitelendirdiğimiz şeylerin artık doğal olduğunu bileceğimiz zamanlar geldi. Yani bazı şeylere biz mucize diyoruz ama artık onlar mucize değil. Onlar normal bir şey. Buna alışalım. Çünkü bunları çok fazla yaşayacağız. Mucize, olağanüstü, keramet gibi gördüğümüz şeylerin artık normal olduğunu bilelim. Bunları kendi hayatımızda da görmeye başlıyoruz. Artık bunlar da olağanüstü, dünya dışı ya da duyular dışı gibi değil. Bunlar bizim artık normal hayatımızda yaşayacağımız şeyler olarak bunu bir artık şey yapalım, hissedelim, bilelim ki karşılaştığımızda a falan böyle bir hayret durumunu hemen atlatabilelim diye. Bunlar normal şeyler. Evet, o bebekler, o çocuklar oradan gülerek, neşelenerek çıktı. Onlar orada kendi zaman dilimlerini yakaladılar belki de. Onlar için belki de bir saat geçti. Bizim için 130 saat geçti. Bunu bilemeyiz. Onu onlar biliyor. Çoğu da çok zeki cevaplar vererek çıktı. Kimi çıkar çıkmaz ayağım üşüdü diyor. Aşağıda sıcaktı demek ki. Kimi bir de çok önemli bir şey var. En son çıkan bir kızımız çok uzun süre kaldı aşağıda, göçük altında. Hep bir hayalini kurmuş. Ayran hayalini kurmuş. Bir şeye tutunmak. Hep özellikle derslerde ya da kitaplarda da hep söylüyorum naçizane bunu. Bir şeye tutunmak, bir hayale tutunmak, bir tutkumuzun olması çok önemli. Neyi hayal ediyorsan ona tutunup en zor zamanlarda onunla yaşamak. İşte kız ayranın hayalini kurarak, ayran içmeyi isteyerek hayatta kalabildi. Hayal kurmak. Bu Yüzüklerin Efendisi kitabının en son filminin 3. serinin en sonunda da işte bir kayanın üzerinde kalıyorlar ve iş bitti. Son. Ve orada diyorlar ki hayal kuruyorlar. İşte çileği özledim diyor. İşte o yeşil otları özledim diyor. Orada bir hayal kuruyorlar ve gelip onu kurtarıyorlar oradan. Yani orada hayatta kalmak için hayallerimizi güçlendirmemiz lazım. Bu da çok önemli. Evet, ben sonlandırıyorum artık. Hepinize iyi zamanlar diliyorum. Kendi zamanlarımızı yakalayabileceğimiz günler diliyorum hepimize. Hepinize görüşmek üzere tekrardan.